Size güzel bir haberim var. Türkiye'nin ilk dijital AVM'si alış gidiş içerisinde yenilenmiş telefon merkezi diye benzersiz bir yer açıldı. Yenilenmiş telefonlarda muhteşem bir kampanya var. EasyJap'in telefonlarından alana Bluetooth kulaklık hediye ediyorlar. Ayrıca tüm yenilenmiş telefonlar bir yıl garantili, bununla da kalmamışlar. Peşin fiyatına 12'ye varan taksit fırsatı ve sepette ekstra %5 indirim sunuyorlar. Bu fırsat kaçmaz, siz de alış uygulama marketlerden hemen indirin. Yenilenmiş telefon alacaksanız alış gidişten güvenli alın. Voley Plus'ta spor saati programına hoş geldiniz. Ilgaz abi hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Ee, güzel bir gündem var. Milli Ara evet. ama e, gazetelerimiz, e, gazetecilerimiz boş durmamış. Çok güzel haberler aldık. Hep Milli Ara'da olur yalnız bu gazetecilik. Evet, yani. evet. Ee, <laughs> Kulüp gündemleri varken çok fazla gazetecilik görmüyoruz. Tabii. Yani, yani mesela transfer dönemi açılmış. Ben onu anladım tabii. bugün. Tabii. E, çıkan haberlerde ve ilk olarak şu anda herkesin de konuştuğu haber. Fenerbahçe'den bomba Arda Güler operasyonu diye hı hı. fanatik gazetesinin haberi. İddia şu zaten markada da bunu alacaktık normalde bu haberi almasak ama ee, şimdi olayı da orada derinleştirelim. Marka gazetesi Ancelotti'ye güveni kalmadığını söylemişti Arda Güler'in ve takımdan ayrılmak istediğini söylemişti aynı zamanda bu sezon özelinde. Tabi muhtemelen kiralık formülü üzerinde düşünülüyor. Evet. Böyle bir durumda da Fenerbahçe eski oyuncusu Arda Güler için devreye girebileceğini şu anda en azından haberin içeriği bu şekilde. Ee, özellikle de Mourinho'nun Şimanski konusundaki ısrarını da bu şekilde Arda Güler'in transferiyle kırılabileceğini düşünüyorlarmış. Ee, haberin durumu bu. Aynı zamanda Osimen transferine de hani bir misilleme, misillemeden kastımız tabii ki şu. Hani Osimen nasıl bir etki yarattıysa Galatasaray'da Arda, da bizim yatır. için öyle bir etki evet. yaratır diye düşüncesi varmış Fenerbahçe yönetiminin. İlk etapta yarım sezonun kiralama olacaksa eğer Tabii ki süresini bilemeyiz. Bu tip durumlarda ben Fenerbahçe yönetimi olarak Arda'yı bir buçuk sene kiralamak isterim. Tabii. Real Madrid'den. Hani sadece bir 4-5 aylık bir pansuman değil bir buçuk yıllık bir planlama içerisinde tutmak isterim. Bu Real Madrid'in kadrosuyla da alakalı. Kaldı ki bu Arda Güler Real Madrid'de forma giyemez anlamına da gelmiyor. Ama zorlaşıyor işi Real Madrid'in kadro yapısına bakıldığında. Bir de... E, bu sezon özellikle ligde istediği gibi başlayamayınca da hı hı. bir Barcelona fırtınası Osasuna maçına kadar estikten sonra da e, orada e, genellikle takım ne olacak acaba e, deniliyor. E, Arda'nın gelmesi şu etkiyi yaratır. Fenerbahçe'nin organizasyon, sıkışık organizasyonda, sıkışmış organizasyonlarda kilidi açabilmesini sağlar. Şimaski'nin yapamadığı daha çok neyi yapabilir Arda Güler? Öyle bakmak gerekiyor. Hı hı. Şimanski kadar savunma yardımı yapar mı? Böyle deli gibi 82. dakikalarda, 83. dakikalarda koşar mı? Koşmaz. Ama o dakikaya kadar işi çözmüş olur mu? Çözmüş olur. Kuralmış almış olur zaten. Yani savunma, savunma sadece rakibi karşılamak demek değildir. Rakibinin gardını yıkmak da bir e, savunmadır. Arda Güler gard yıkar. Yani gardını e, şey yapar, e, abandon ettirir hmm. e, rakibine. Bu bağlamda önemli bir transfer olur. Tabii Real Madrid yarım sezon kiralayacaksa eğer. Bir dakika şartı ister mi Fenerbahçe'den? Hı hı. Jose Mourinho bu dakika şartını verir mi? Çünkü haber Fiorentina Perez'de, Fiorentina Perez'de doğrudan Jose Mourinho'nun e, konuşacağı evet. yönde değil Öyle mi? Evet, bir iddia da var. İddia bu Ya hatta Mario Branco konuşur hı hı. ama muhtemelen Real Madrid eğer benden 4 aylığını alıyorsanız, biz genellikle 6 aydırız ama 4 aylık Asla bir sezon ay vardır ya, 4 aydır. E, bu 4 ayda diyelim ki kaç maç oynayacak Fenerbahçe? 20 maç e, oynayacak. 1800 dakikanın e, kaçını veriyorsunuz der Arda Güler'e? sakattık falan olmazsa mesela Real Madrid der ki ben sizden 1100 dakika oynama garantisi istiyorum ama bu 1100 dakika çoğalırsa da sizden isteyeceğim kiralama ücretini de indirmeye gideceğim genellikle büyük kulüpler böyle yapar her zaman da böyle olmuştur bu böyle bir transfer öznesi de olabilir. Pazarlı da olabilir Fenerbahçe Arda Güler ilişkisinde. Yani haberdeki söylediği Osimen'in olayı ben etki yaratacağını düşünüyorum. Şöyle ki yani nasıl ki Osimen transferin son gününde Galatasaray'a gelip bambaşka bir şey konuştuysak ve çehresini değiştirdiyse evet. takımın camia olarak Arda Güler de öyle olur. Ki şunu Kesin. çok merak ediyorum. Şöyle bir şey de tam göremedik. Arda Güler gitti, Tadiçler geldi, Ceko'lar geldi, Fredler Hı -hı. geldi. Böyle bir ihtimal gerçekleşirse, bir de Arda Güler'i onlarla seyredebilmek bence daha da büyük keyif olacak. Kesinlikle. Çünkü cesus sezonunda çok da iyi bir kadrosu yoktu Fenerbahçe'nin bence. Yani geride işte kimle gördük biz Arda Güler'i? Crespo ile gördük. İleride Batshuayi Valencia ile gördük. Hı hı. Şimdi daha da kaliteli bir kadroya Arda Güler'in eklenmesi devre arasında ne olur bilinmez. Hani Fenerbahçe Öndeme gider 5 puan geride mi olur 10 puan geride mi olur ya da 10 puan önde olur ama bütün dengeleri değiştirir Arda Güler transferi çünkü zaten oyuncu da eski Fenerbahçeli oyuncu biliyor zaten kulübün yapısını da ama dediğin çok doğru yarım sezondan ziyade bir buçuk sezon hem sezon bana, Fenerbahçe hem Arda için daha uygun olabilir. Bana daha mantıklı geliyor. Peki Avrupa'da Arda Güler yani daha doğrusu sence Arda Güler Türkiye'ye dönmek ister mi kiralık bile olsa? Ben onu bilemiyorum. Arda Güler çünkü 13,5 yaşında bir meydan okumaya çıktı. Önce geldi Fenerbahçe tesislerinde kendi bildiğim kadarıyla yatılı kaldı. Ankara'dan geldi, yatılı kaldı. 13,5 yaşındayken bunu yaptı. 18 yaşındayken Real Madrid teklifini aldı. İspanya'ya gitti. Tabii bu Arda Güler'e başka kulüplerin talip olup olmamasıyla da alakalı. Hı hı. Misal, Espanyol istiyordur, Arda Güler için çok doğru bir seçenek değildir. Ama Villarreal isterse doğru bir seçenek haline gelir. Ve veyahut da 3 maçını izlediğim için konuşuyorum. Ee, geçen seneki organizasyon ve bitiricilik konusunda ciddi eksiklikler yaşayan Real Sociedad için doğru bir hamle midir Arda Güler? Arda Güler kendini La Liga'da mı tekrar Real Madrid'e ispat etmeye hmm. çalışır yoksa Fenerbahçe'de mi ispat etmeye çalışır? bu konuda tamamen o ailesiyle, e, temsilcileriyle beraber e, alacağı bir karar. Hı hı. Ama hani Real, e, İspanya'da öyle bir takımda oynamak mı yoksa Türkiye'de şampiyonluk yarışının içinde olmak mı ve 11 seneden sonra şampiyon olacak Serdar Fenerbahçe evet. o kadronun içindeki bir parça olmak mı? Ona Arda Güler karar verecek. Hem Mourinho'lu Fenerbahçe'de böyle bir fark da var. Evet. Mourinho'yla da, da çalışacak. Bir tecrübe olacak. Göreceğiz. Bu arada Arda Güler konusunda Sinan Yılmaz'ın spor uygulamasında bir sesli yorumu var. Dilersen onu dinleyelim. dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Devre arasında Arda'yı herhangi bir kulübe kiralayacağını, kiralamak isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Son Şampiyonlar Ligi maçlarında Lille kaybederken son 15-20 dakika bütün herkes Modric'ler falan dahil Mbappeler, Bellingham'lar topu Arda'ya bırakıp Arda'nın bir şeyler üretmesini kabul ettiler. Yani takım içindeki ağırlığı da yükseliyor Ardan'ın. Ben Real Madrid'in Ardayı herhangi bir kulübe kiralayacağını pek zannetmiyorum açıkçası. Bu haberi çok gerçekçi bulmuyorum. Evet siz de spor uygulamasını indirip sesli yorumları maç oyunu yorumlarını izleyebilirsiniz diyelim spor uygulamasında indirme linki açıklama kısmında var. Evet diğer bir transfer iddiasına geçelim. Transfer haberi var bol bol bu aralar gündemde. Yine fanatiğin biri Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında. Şimdi Osay Samuel'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor ve daha biz geçtiğimiz sezonun transfer sezonu içerisindeyken de bunları görmüştük. O bir maaş talebi vardı. Bu talep yönetime çok gelmişti. Bunu başka kaynaklarda da var bu haber. Sözcü gazetesinde de mesela İrfan 25 yazmış. 2,5 milyon euroluk bir maaş talebi var o Samuel'in. Fenerbahçe'de bir türlü Nijeryalı oyuncuyla orta yolu bulamıyor. Ee, ve Galatasaray'ın da böyle bir transfer için sezonun sonunu beklediği iddiası gündemde Çünkü Ocak ayında kulübüyle görüşmeden oyuncuyla görüşerek oyuncuyla anlaşabilirsiniz Bosman kuralı neticesinde yerli oyuncular için değil yabancı oyuncular için geçerli bu evet. Türkiye'de Hani hı hı. onu söylemek gerek yok karışıyor çünkü Türkiye'de şöyle bir durum var Çünkü FIFA Oyuncu oyuncuyla alakalı transfer görüşmelerinde bir karar almıştır. Fakat <laughs> yerel yönetimlere bırakmıştır. Yerel yönetimlere bırakıldığı için de çok uzun süredir yerli oyuncular konusunda sözleşmesi bitecek olsa bile 6 ay önceden yani ocak ayından itibaren görüşmeye başlayamıyorsun kulübün izni olmadan. Hı <laughs> hı. O sebeptendir ki Beşiktaş Cenk Tosun transferinde Gaziantep Spor'dan izin alıp Cenk Tosun'la sözleşme imzalamıştı. Sonra Gaziantepspor'un o zamanki başkanı, Demirörenle iş ortaklığı da olan başkanı, unuttum şimdi adını Gaziantep Gaziantepspor'un son bir Süper Lig'de olduğu sezondaki başkanı. Ya işte bizden izin almadılar dedikten sonra da Beşiktaş izin belgesini ortaya çıkartmıştı. Evet. E, i̇zin aldık hocam sizden. Orada Ama o zaman bir Gökhan transferi şu an benim soru işaretinde bıraktı. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferi. Yani, e... yani atıyorum Beşiktaş'ın devre arasında. Ya tabii sezon sonu aldı Beşiktaş Hı. Gökhan Gönülü. Ee, orada bir normalde senin anlattığın kurala göre aslında Fenerbahçe ile izin alması lazım görüşme yapması için oyuncuyla ama evet. tabii oldu mu olmadı mı? İşte bilmiyoruz. O onda bir bilgimiz Bak, yok. ben sadece var olandan konuşuyorum. Hı -hı. Hatta e, zamanda Kasımpaşa e, Spor Kulübü de Andre Morris için yaygarayı kopartmıştı. İşte biz de görüşmeden aldılar. Hı -hı. De Kayseri Spor. O zaman Süleyman mu bu işlerin cambazı Kayseri Spor'daydı. Ee, ama e, yabancı oyuncu olduğu için FIFA'ya bağlısın. Yani Türkiye Futbol Federasyonunun kurallarında değil, FIFA'nın getirmiş olduğu kurala bağlı oluyorsun. Osay Samuel'le de Türkiye'den herhangi bir kulüp istediği anda Ocak ayında sözleşme imzalayabilir önümüzdeki hı -hı. sezon için. Öncelikle bunun e, bir ortaya koyalım. koyalım. Yani bunun için Fenerbahçe denizin almasına gerek yok. Osay Samuel'le sözleşme imzalamak evet. isteyen kulübün tıpkı yabancı bir kulüp nasıl görüşmelerini sürdürüyorsa, Osay ile de bu görüşmeler hı -hı. sürdürülebilir. Mesele e, Galatasaray'ın gerçekten ilgisi var mı yok mu? buna bakmak gerekiyor. Osay Samuel'in vaat ettiği potansiyel kenar oyun forvet potansiyeliydi. Fenerbahçe'ye gelirken hiçbir şekilde sabitlik bir tabii işte tabii durumu tabii. yoktu. Zorlu, kanat transferi olarak, kanat yapmıştı, olarak yapmıştı. Tıpkı Ferdi'nin de kanat Aynen. transferi 10 numara transferi olarak yapıldığı gibi ama oyuncular o dönüşümü gerçekleştirirler ve hem fizik kalitesiyle hem atletizmiyle de Osay Somal özellikle Süper Lig için oldukça yeterli bir sabek haline geldi, hmm. kullanışlı bir sabek haline geldi. Galatasaray'ın yaşamış olduğu bütün bu problemlere bakınca da eğer Galatasaray'ın gerçekten Osay Samuel düşüncesi varsa öncelikle sakatlık raporlarına bakarlar. Çünkü Osay Samuel son sıralarda çok sık, çok sık sakatlanmaya başladı ve bu tabii ki ileride onu transfer edecek olan kulüpler için de endişe verici bir durum haline gelmiştir. Tabii. Onun dışında anlaşabilirlerse de Ocak ayında biz bunu görürüz. Şöyle yani Galatasaray taraftarlara Fenerbahçe'den iki tane oyuncu alma hakkınız var. Kimi alırsınız diye sorsanız. Ee, hadi üç diyeyim. Bu üçün içine rahat girer. Birincisi muhtemelen Fred Fred olur. Galatasaray taraftarları. Zaten Fred'i transfer etmek istiyordu Galatasaray. Gibi. Atıyorum hani kanat oyuncularından İrfancan Can Kahveci bu listeye bence girebilir. İhtiyaçlar doğrultusunda. Evet. Sabek sorunu zaten Galatasaray'ın. Ya tabii şu an kan iyi bir performans gösteriyor ama. Hani Profil değişik ama. Profil çok değişik. Profil değişik. Şimdi Jakobs geldi. Jakobs'un profilinin değişmesi bile Galatasaray'ı oyun anlamında ne kadar ileriye götürdü. Bir de üstüne Sabek'e Osa'yı gibi bir isim gelirse Galatasaray taraftarları için bulunmaz bir nimet olur. Az önce söylediğim 3 tane hakkınız var Fenerbahçe'den futbolcu transfer edecekseniz. İlla ki Osa'yı o ilk 3'e girer. Evet. İşin bir bu kısmı var. İşin diğer kısmı da Fenerbahçe açısından biz bunu Batu Şuhayi sürecinde de gördük. Oyuncu çok fazla para talep ediyor. Biz bu parayı karşılayamayız. Tabi günün sonunda Galatasaray'da Batşuay ile anlaştı. Ama işte bu bu derece haberlere çıkmamıştı yani. Tabi ayı sessiz sedasız yani bir Hiç. iki günde iş bitti. Yani biz biri ortaya çıktı. Ne aynen. oluyor falan derken tak 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 çoktan aynen, sözleşme aynen. imzalanmış. Sadece Galatasaray şeyi bekliyordu. Biraz Otuz, Haziran. o, ya, 30 Haziran'ı bekliyordu. 30 Haziran özür dilerim. 30 Haziran'ı bekliyordu. Ki şu da var. E, yıllık maaş talebi 2.5 milyon euro. Tabii ki biz kulüplerin maaş denge politikalarını bilemeyiz. Ama şu an o gittiğini varsayalım. Hatta Galatasaray'a gitmediğini varsayalım. O ayrıldı dinleyelim. Fenerbahçe. Ayrıldı. De. Fenerbahçe onun profilinde bir sabek oyuncusu kaç paraya halledebilir bu transferi? Mesela örnek verelim. Bugün bir haber çıktı. Ajax'ın sabeki Rensh. Renşe almaya kalksanız bugün bon servis olarak Ajax sizden minimum minimumdan konuşalım. 7,5-10 milyon euro arası para talep eder. Hı hı. Üstüne oyuncu evet 2,5 milyon euro belki almaz. Ama 1,5 milyon euro talep eder. Atıyorum şu an tamamen rakamları. O mükemmel oyuncudur. Evet. Onu Renş, söyleyelim. E, düşüşte gibi gözükse de aslında o Türkiye geldiği anda bambaşka bir şey o izleriz. Ayaks'ın içinde bulunduğu durumla alakalı. Oyuncunun içinde evet. bulunduğu durumla alakalı. Evet. Yani oyuncunun içine düştüğü durumla alakalı. Kendisiyle alakalı değil ki. Hı hı. E, Beşiktaş maçında da ne kadar etkili olduğunu gördük. Tabii. Hani çok yakın bir örnek var önümüzde. Evet. Ve hani tabii ki Renş kaliteli bir oyuncu ama hani... 2,5 milyon euro verip zaten bildiğiniz ve sakatlığı olmayan bir Osayi varsa onu tutmak bence her halükarda daha mantıklıdır. Batu için bunu söyleyemem. Orada planlar farklıdır. Ceko biraz daha ikinci plana atılıp bir tane 20 milyon euroluk santrifor alındı. Onu anlayabilirim ama Osayi konusunda ve İrfan konusunda da bence yarın öbür gün İrfan için de bu haberler çıkacak. Galatasaray, Beşiktaş ya da yurt dışı. Hatta bu iki ismin formlarının biraz geride olmasının sebeplerinden birinin de bu olduğu söyleniyor. Sözleşme meselesinin çözülememesi. Evet öyle bir dedikodu kazanı var da biz somutlar üzerinden ilerleyelim. Tabii. Yani çünkü çok şey hani konuşmak ve onu bağlamak çok rahat anladın mı? Hı -hı. Burada diyorsun ki işte sözleşmeleri uzatılmadığı için oynatılmıyorlar. Mantıklı geliyor. Aa evet diyorsun böyle mi? Ama belki de gerçekten yeterli performansı gösteremiyorlardır. Birazdan ya, tabii konuşacağımız... Beşiktaş'taki Semih Koysoy evet. örneğinde olduğu gibi yani. Yani şey, at, tad içinde şey, Jackon'un da sözleşmesi bitiyor atıyorum. Tabii ki yaşı var ama oynayan oynuyor belki oynayan oynuyor. Çok o fazla sayıda. şey değil. Ama dediğim gibi hani Galatasaray açısından bu anlamda bence transfer olur da gerçekleşirse ki son yılların yine en sansasyonel işlerinden biri olur. Fenerbahçe Galatasaray transferi bağlamında. Tabii şimdi iki sene üst üste Batshuayi alıyorsun, Osayi alıyorsun. Burada da tabii bir kaç yıl önce Fatih Terim'in bir evet. sözü vardı. Hani birbirimizle oyuncu almaya alışmalıyız demişti. Çünkü Fatih Terim biraz da o ekolden geliyor. Zamanındaki şimdi maalesef çok üzücü bir hastalıkla boğuşan İlyas Tüfekçi dahil olmak üzere Erhan Önal'lar, Engin Erhan Önal demişim pardon. Raşit Çetiner, Engin Verel, bu oyuncuların Arif Kocabayıklar. Bunların hepsi Fenerbahçe Galatasaray arasındaki o eksendeki oyunculardı. Çok fazla Beşiktaş üzerinden oyuncu olmazdı ama Galatasaray evet. ile Fenerbahçe arasında ciddi çok böyle bir oyuncu sirkülasyonu da vardı. Normal şartlarda buna alışık olmamız gerekiyor ama biz çok anormal şartlarda yaşadığımız Tabii. için bu alışkanlığı bir kenara bırakıyoruz. <laughs> Tabii Türkiye'de bu durumda giden futbolcuya da sıkıntı oluyor, takımlara da sıkıntı Oo. oluyor. Ama... İşte geçen Batu Şuhay mesela bir arkadaşı Instagram story atıyor. Doğum gününü kutluyor Batu Şuhay'ın. Batu Şuhay'ın Yanında oturduğu bir fotoğraf evet. arkadaşı. Fenerbahçe forması var Batu Şuhay'da. Normal geçmişini ee, inkar Adam zorunda ki. kaldı mesela. Bakalım yani transfer olur da gerçekleşirse tabii konuşuruz ama e, Galatasaray için bence müthiş bir hamle olur o sayı, <laughs> Fenerbahçe için de çok büyük bir kayıp olur. E, Renş iddiaları da var ama tabii o sonranın konusu o sayı gider mi kalır mı? Tabii hani e, bağımsız olarak şu anda sorsak Galatasaray taraftarına e, Yelert mi o sahil Samuel mi desek. Hani 100 Galatasaray taraftarından 99'u o sayısından var. Muhtemelen. Bir kişi de artık Yelert'in ailesinden biri ya da Yani Yelert der da işte abi Kopenhag, o tarz ülkeleri yatırım <laughs> yapmamız evet. gerekir diyen arkadaşlar çıkar ki. Ben de o kafadayım ama o Kuzey ülkeleriyle alakalı yatırım mevzusunda daha farklı bir konumuz. Onu sonra konuşuruz. Geçelim diğer evet. haberimize. Diğer haberimiz Semih Kılıçsoy olayının perde arkası. Gökmen Özcan'ın aslında bir haberi. Hı -hı. Dün TV bu da konuşmuş Gökmen Özcan. Olay şu aslında Semih Kılıçsoy 7 maçtır ilk 11'de süre alamıyor ve e, teknik ekip Semih'e 5 kilo fazlalığının olduğunu söylüyor, düşünüyor teknik ekip. Hı hı. Oyuncu da Gökmen Hoca'nın oyuncu cephesiyle görüşmüş Semih'in Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğü kadro, e, kiloda aynı kiloda olduğunu öğrenmiş. Hı hı. E, yönetimde de artık Gaziantep maçında oynamadığı için e, rahatsız olan isimler de varmış Van Bronckhorst'a karşı evet. belli ki. Haberin devamında form olarak eksiği yok. Hocaya saygısızlığı yok. Çoğunlukla tesislerde kalıyor. Tamamen futbola odaklı. Burada bir iletişim kopukluğu var. Yönetimin devreye girmesini bekliyorum demiş Gökmen Özcan. Hatta bir de Rusya iddiası var. Rusya iddiası da 4 milyon teklif yapıldı. Beni rahatsız etmeyin demiş Semih'te. De. Ben bu sezon Beşiktaş'ta evet. kazanacağım. Kupalara odaklandım demiş. Şimdi öncelikle Avrupa Şampiyonası ve Beşiktaş yani milli takımda Vincenzo Montella'yı Semih Kılıçsoy'un Kilosu rahatsız etmemiş olabilir. Çünkü hı hı. Bir antrenman verisi vardır elinde. Oynayacağı veri vardır. Semi'ye e, süre vermeyi düşündüğü e, dakikalar vardır. Ve Montella buna göre plan yapar. Ama şu bir bahane değil. E, milli takımdan döndüğü kiloda kulüp takımına döndü. Yazın hangi kilodaysın şu anda da o kiloda. Bu Van Bronckhorst için bir problem olabilir. Belki onu da fazla görüyor. Evet. Yani, yani o, atıyorum 70'si 65'e düşmesini istiyor. Yani belki de Semih'in bu kadar milli takımda da <laughs> az süre almasının sebebi belki de o kilo fazlasıydı. Belki. Şimdi bak bunu bilmiyoruz hiç. Hı -hı. O yüzden bu milli takımdaki kilosuyla yani yazın Avrupa Şampiyonası'ndaki kilosu neyse şu anda da o bu geçerli bir bahane değil, değil bence. Hı -hı. Onu başta konuşalım. Tabi o kadar çok iddialarda çıkıyor ki daha demin hani diğer kon konuda konuşurken de bir önceki haberde konuşurken de. Yani transfer haberi var, çoktan transfer olduğunu söyleyenler var, bu yüzden oynatılmıyor diyenler var. İnsanlar haklı olarak biz de geçen program veya da bir önceki iki önceki programda bunu sorgulamıştık. Yani e, geçen sene milli takımdan ümit milli takıma gönderilme sürecindeki Semih Kılıçsoy üzerinden Beşiktaş yönetiminin yapmış olduğu açıklamalar vardı. Niçin oynatmıyorsunuz? Haklı olarak bu sorular sorulur. Bunlar çünkü milli takım oynatmak istemeyebilir. Milli takımda Vicenza Montella o onu yeterli görmemiş olabilir. Ben ama haklı bir soru olduğunu düşünmüyorum ha. Ya. ya. Şöyle haklı ha. soru değil yani. Kendi teknik direktörün bile olmayan bir ismi. Evet Montella'nın bir kararı var. Katılırsın katılmazsın. Hı -hı. Ama bir basın açıklaması yapacak kadar Semih nasıl olmaz falan. ya Montella'nın kararı bu. Hı -hı. Aynısını Van Bronckhorst yapabiliyor musunuz? Yok yapamıyoruz. Yapamazsınız. Zaten ona gelecek. Evet. Şimdi Van Bronckhorst üzerinden sorgulanması gerekiyor. Gökmen demiş şey yönetimde rahatsız Hı -hı. diye. Ya Van Bronckhorst böyle karar vermiş. Eğer bilmediğimiz başka bir durum evet. yoksa, semih satılmadıysa ve bu semihin tamamen antrenman performansıyla alakalıysa. Bir diğer nokta da şu. Geçen sene ben bunu söylemiştim. Ee, üstüne oryantasyon üzerinden de gitmiştik. Yani böyledir. Çağırırsın an milli takıma. A milli takım kampında bir tattırırsın önce. Ondan sonra da oynatmayacağın için ümit milli takıma yollarsın. Hı hı. Bu da ayıp bir şey değil. Ama biz bunu çok ayıplı bir davranış olarak görüyoruz. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Ee, sorgulamak şu bağlamda geçen sene çok iyi bir oyuncuydu Semih Kadıçoy, Beşiktaş'ın o kara sezonundaki e, umut yaşartan hani o bir e, vardır ya kliplerde böyle. Zamanda işte e, hatta Emel e, Müftüoğlu'nun bir klibi vardı böyle çatlamış topraklar içerisinden kırmızı renk evet. vardır falan. Levent Yüksel'in <laughs> kliplerinde de kırmızı vardı. Evet. O yönetmenin adını unuttum. Kim yönetiyordu? Abdullah Oğuz yönetmenliği miydi? Unuttum şimdi o klip yönetmenini ama hep böyle bir e, kuraklık içerisinde kırmızı Hı -hı. renk yaptı. O Semih Kılıçsoy o kırmızı renkte. O kurak top, e, çatlamış toprakta k, e, kurumuş toprakta açan. Beşiktaş yönetimi şöyle sorgulayabilir. Yani yönetimler sorgul sorgular. Haklı veyahut da haksız. Der ki, niçin oynatılmıyorsun? Veyahut da niçin yolladın? Ama ortada da farklı iddialar da vardı. Işte. Semih bizi aradı da, e, işte üzüntülerini belirtti e, gibi noktalar vardı. Tam da bilmiyoruz tabii ki konuşmaları. Peki, sorgularsın Beşiktaş yönetimi olarak. Onda bir şey yok ama o sorgulamayı Giovanni Van Bromkort'un üzerinden de yapmak gerekmiyor mu? Dediğim gibi eğer yine bilmediğimiz bir durum yoksa. Çünkü Hı -hı. siz bu sorgulamayı yapmadığınız vakit veyahut da bir açıklama yapmadığınız evet. e, vakit, ki insanlar burada da Beşiktaş yönetimi açıklama yapmak zorunda değil derler. O zaman da insanlar der ki geçen senin için böyle ne bir açıklama yaptın. Yani hepsi birbiriyle e, ilintili. Kişiler de şöyle düşünmeye başlar. Daha demin senin sorduğum ve bizim söylediğim soru. E, geçen sene Montelli'ye karşı çıkıyordunuz. O zaman şimdi Giovanni Van Bronckhorst'a karşı çıkın. Semih sizin en değerli oyuncularınızdan bir tanesi çünkü. Ve geçmişte çok ciddi e, satış e, rakamları beklenen bir e, oyuncu. E şimdi Semih'in değeri düşmüyor mu derler. Oynatılmıyor e, Hı. noktasında. Çok karışıkmış. Yani burada bir açıklama beklemek kamuoyunun hakkı bence. %100 haklısınız. Yani Çünkü Feyyaz uçar var, kulüpteki profesyoneller var. Ee, ama geçtiğimiz sezona göre daha az topa girdiklerini görüyorum ben. Hı hı. Ee, özellikle kulüpten yapılan açıklama konusunda çok fazla o iletişim yöntemi olarak onu kullanmıyorlar belli ki. Ama biz yaklaşık işte 5 gündür 10 gündür Semih Kılıçsoy'u konuşuyoruz. Bu arada ben Van Bronckhorst'un milli aradan sonra Semih'i 11'de oynatacağını düşünüyorum. Hı. Ee, ama yine de Beşiktaş yönetiminin şu anda Semih Kılıç, soy konusunda bir kriz yok belki ama açıklama yapılmadığı her dakika e, bu haber için söylemiyorum Gökmen Hocam sağlam bir kaynaktır ama e, bazı Türkiye'deki medyaya da baktığımızda çok fazla asparagas haber çıkar bu Beşiktaş'ı da etkiler, Semih'i de etkiler Van Bronckhorst'u da etkiler, Tabii. gerek yok satıldı mı satılmadı mı? Gibi. satıldığı için mi oynatılmıyor acaba? sakatlanmasın diye mi oynatılmıyor acaba? bir soru soruyor insanlar ve Genellikle de daha demin söyledik ya mantıklı geliyor. Aa evet bu yüzden ee, diyorlar. Ve hatta ee, atıyorum Semih kendisini sürekli ee, sol kenar forvet olarak tanımlıyor, Hı -hı. konumluyor. Öyle oynatmak istiyor. Belki Giovanni Ambroscu'nun kafasında onu oynatacağı başka bir bölge var. Belki daha farklı de. bir pozisyonda değerlendirmek istiyor da Semih ben orada oynamam diyor. Geçen sene hadi o naz e, kabul edilebilir bir nazdı. Serdar Toprak, Toprak ile doğru bir e, ilişki vardı aralarında Hı -hı. geçmişten gelen. Ama şimdi durum değişti çünkü Beşiktaş çehre değiştiriyor. Tabii ki. Bu kadar çok Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile gibi önemli oyuncu varken Semih'ten de o. önemli oyuncuların yanına yaklaşılması bekleniyor. Evet. Burada önemli olan Semih'in de kendi gelişimini düşünerek yapılan, kendisiyle yapılan tüm olumlu olumsuz durumları bir kenara koyup kendi futboluna odaklanması evet. lazım. Çünkü şu ihtimalle çok korkutucu olur bir yerden sonra. Hani Oyuncu bu sefer çok fazla özgüven. ya Özgüven demeyeyim de o özgüven bir yerde iş işi şımarıklığa vurmaması lazım. Kendini bilecek, çalışacak. Zaten başında Van Bronckhorst var. Ee, çok büyük bir şans. Özgüven olacak. kibre dönüşürse sıkıntı büyük Heh, olur. Aynen öyle güzel. Öyle ifade özgüven edelim. Özgüven kibre dönüşürse. Diğer bir haberimiz Sabah Gazetesi'nin haberi. Riva'nın perde arkası. Biliyorsun ki yıl abi geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu dört büyük kulübün başkanı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştü. Bu görüşme neyin nesiydi? Aslında bir açıklama yapıldı. Ortak bir artık paydaşta buluşma konusunda çok fazla ortamı germemek üzerine yapılan bir toplantı olduğu söylendi. Hı hı. Şu beşli ismin bir araya gelip gerginlik olmaması da çok büyük bence şey, zor bir şey yani. İyi bir hayal gibi geliyor bana ama Sabah Gazetesi şunu yazmış. 3 saatlik bir kahvaltı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek... Acun Bey basın toplantısında %90 bizi hedef aldı. Bundan rahatsız olduk demiş. Ki bir gün önce Acun Ilıcalı bir basın toplantısı düzenlemişti. Ali Koç da haklarımızı korudu. Yanıt vermesi normaldir demiş. Sonrasında bir başka detaysa bu benim daha çok ilgimi çekti. İbrahim Hacı Osmanoğlu Okan Buruk'un ismini vererek hocanız sahada çok gergin diyor. Galatasaray Başkanı da bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor normal değil mi demiş. Yani öyle o da Ali Koç'un kendisine verdiği cevabı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na vermiş. Aynen öyle. Bir nevi ya şöyle ya. bir backend front olmuş <laughs> yani kahvaltı masasında şimdi benim dikkatimi çeken başka bir konu var bu toplantıyla alakalı. O ilk resimler verilmeye başlandığında ve birdenbire bu haber girmeye başladı çünkü böyle bir gündem yoktu, yoktu. Türkiye'nin gündeminde bence bu başkanlar apar topar çağrılmışlar. Hmm. Rivaya. Tamam. Bir planlama yok orada. Hı hı. Hani birdenbire çok ahni bir kararla. Ne üzerine peki sence? Yani herhalde ortam geriliyor meliyor bir şey olmuş yani çünkü Daha bazı pozlar var ki mesela şu poz değil ama sanki Böyle ilkokulda yaramazlık yapınca tahtaya e, tek ayak üstünde duracak çocuklar, duran çocuklar vardı yani hani evet. ceza yöntemi vardı, öyle bir cezalandırma vardı. Tek ayak üstünde dur bakayım, konuşanlar tek ayak üstünde duracak falan böyle bir. E, ispiyoncu bir sınıf başkanı olur, Tebeşir'le böyle koca koca yazar işte konuşanlar. Ali Dursun, e, Hasan e, Ertuğrul diye öyle olmuş. Sanki öğretmen de gelmiş cezalandırmış gibi duruyorlar. Ve hani... E, ben e, bunun çok organize bir toplantı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani birden bire karar verilmiş. Birden bire derken de yani sabahın altısında arayıp da, hadi gelin Rigoya kahvaltı Tabii. değil, gece bir gün öncesinden haber verilmiş gibi yarın böyle bir şey e, olacak diye. E, biraz organizasyon sıkıntısı yaşanmış e, bu durumda. Çok memnun kaldıkları söylenemez. Söylenemez. Evet. E, zaten e, ortamda e, bulunmaktan memnun kaldıklarını düşünüyorum. Yani e, yok değiller bak yani suratlarından memnuniyetsizlik yani akı, yani akıyor şey, yani insanların. E, Nereden geldik biz oraya? Nereden çıktı bu dergiler yani? Sana söyle katılayım. Bir söz hakkı olsalar gelmezlerdi. Tabii ki. Kesinlikle. Biraz öyle geliyor bana. Yok yok. Zoraki getirilmişler evet. yani. Anladın mı? Yani evet. bu, gelmek zorundasınız. Biz bu resmi vermek zorundayız denilmiş. Benim fikrim bu. İlk resmi gördüğüm zaman o ilk e, fotoğraflar veyahut da işte ilk görüntüler düşmeye başladığı zaman benim e, çıkarımım e, buydu. E peki Okan Buruk açıklaması sence? Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi doğru bir talebi daha doğrusu bir federasyon başkanı hocanız sahada çok gergin demesi ne kadar doğrudur? Yani e, başkanlar nasıl gergin oluyorsa, hakemleri 4,5 saat soyunma odasında tutuyorsa teknik direktörler de gergin olabilir dese Dursun Özbek ne yapacak? Mesela, Çünkü İbrahim da, Hacı Osmanoğlu'ydu hakemleri tutar. Aynen öyle. Siz zamanında bunu yaptınız zaten. Deseydi. Zaten e, İbrahim Hacı Osmanoğlu en başta bundan sonra başkanlara <laughs> ceza yok diyerek kendi ayağını bağladığı için <laughs> yani yapmayacaksınız bu açıklamaları. Hiçbir şekilde ceza neyse bunun olması lazım. Hatta bence Başkanlar özelinde de yöneticiler özelinde de daha da arttırıcı ve çok ciddi yaptırımlara gidecek cezalar olması gerekirken ama bunu da doğru değerlendirecek bir PFK ve disiplin kurulu olması gerekirken yani en başa dönüyoruz. Her şey o kadar yanlış ki burada almaya çalıştığınız hiçbir karar Türk futbolunun önünü açmayacak. İbrahim Hacı Osmanlı ve yönetiminin de bence bunun üstünde durması gerekiyor ama bizde zaten yöneticilerin ve hatta sorumlu kişilerin almış olduğu kararlar uygulanmadığı için böyle. Herkes bir şeyi değiştiriyor işte Türk futbolunda yenilik getireceğiz, devrim yapacağız diyor. Kadrolar değişiyor, kadrolar değişiyor. İşte geçen gün bir haber vardı ee, İbrahim Caoçumlu'nun çok yakın çevresinin veyahut da işte üsküdarın eski belediye başkanlarının yakın çevresinin Türkiye Futbol Federasyonu'na yerleştirildiği haberi vardı. Bir cevap gelmedi mesela Türkiye Doğru, Futbol Federasyonu. Bu haberi ben de görmüştüm. Yani var anladın mı? O kadar çok şey var ki bizim e, yanıtlamaya e, cevaplarına muhtaç olduğumuz şu burada şey kalıyor. Yani evet, sanki tek problem bu sayılır. Devede kalıyor, de kulak kalıyor. Sanki tek problemimiz Sadece e, hani dursunuz Özbek yani. dese ki e, başkan sizin de hakemleriniz iyi değil dese atıyorum. Evet, tabii. Burada Na, tartışma ne konusu şey? oluyor. Yani, yani OKM ne yapacaksın? Okan, yani. üzerinden Okan Buruk üzerinden OKM. Okan Buruk gerginliği farklı bak. Evet. Bunlar farklı. Ben teknik direktörlerin özellikle Türkiye'de bu kadar e, müdahaleci olmalarını itici buluyorum. Hı hı. İticiden ziyade de onların görevlerinin olmaması lazım ama biz insanları öyle bir hale getirdik ki Herkes kendi teknik direktöründen e, o anda başkaları da onu yapıyor dediği için aynı şeyleri sergilemesini ve onları sergiledikten sonra da koruma ihtiyacı hissediyor. Biz de, e, biz de burada karışıyoruz, aklımız karışıyor ve her şeyi takip etmek zorunda kalıp atladığımız o kadar çok detay oluyor ki. Yani sıkıcı olan e, noktası bu. Teknik direktöre sınırlanan alanlar var mı? Var. Oraları geçtikten sonra ceza almaları gerekiyor mu? Gerekiyor. Bambaşka bir disiplin maddesinden sevk edip bambaşka bir disiplin maddesinden ceza verirsen inandırıcılığın kalıyor mu? E tabii. Kalmıyor. Mesele burada. Sen daha e, yaptırımı doğru uygulayamıyorsun ki biz bunun üstüne konuşalım ya da sen bunun üstünde söz hakkı sahibi ol. Evet, daha çok fazla konu var zaten bizim asıl konuşacağımız evet. şeyler. O yüzden geçelim bir başka haber. Evet. E, Ceyhun Kazancı'dan Atakan Karazor açıklamasını aldık. Hı hı. Şimdi e, çok konuşuldu bu mevzu. Evet. Olay da şu, Atakan Türk milli takımını tercih etti ve tercih ettiği gibi de aday kadroya çağrıldı. Ama şöyle ki Atakan'ın Almanya'da süren bir davası var. Tecav o da İspanyol, İspanya ile alakalı bildiğim kadarıyla. Acayip bir durum o. O kadar ee, çok şey evet. çıktı ki İspanyol gazetelerin haberi Hı -hı. çıktı, onlar verildi. Bir sıkıntılı bir süreç o Atakan sıkıntılı için. Sıkıntılı bir süreç. Şu anda hala bir sonuca varmadı. Var, evet. Yani beraat etmedi ya da cezai bir yaptırım almadı. Ve... E Suçlanılan yani daha doğrusu iddiada bir taciz davası tecavüzden tacize dönmüş bir dava olduğu da hatta söyleniyor hı hı. ve kadroya alındıktan sonra da Ceyhun Kazancı bir açıklama yaptı dedi ki masum olduğuna inanıyoruz kendisine sahip çıkmamız gerek şiddetin bizde her türlüsüne karşıyız demiş. Şimdi sana sözü vermeden şöyle bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Çok güzel bir laf aslında. Bu e, hukuk okuyanlar veya bizler de çok duyduk bunu. Suçu ispat edilene kadar evet herkes masumdur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hı -hı. Ama şöyle de bir durum var. E, Atakan zaten milli takımı yeni tercih etti. Düne kadar kadromuzu alamadığımız bir oyuncuydu. Daha tercihini belirtmediği için. Bu süreç sonuçlanmadan belki Atakan beraat edecek. Belki Atakan e, suçlu bulunacak. E, bir cezayı olacak. <laughs> evet. Ee, suçu az buz bir şey değil günün sonunda iddia daha doğrusu taciz iddiası söz konusu. En azından suçun net kararı verilene kadar Atakan konusunda biz net bir adım atmayalım. Evet oyuncuyu yine Türk Milli Takımı oynaması için ikna edelim. Türk Milli Takımını seçsin ama en azından kadroya almayalım denilebilirdi. Daha suçunun belli olmadığı bir oyuncu için masum olduğuna inanıyoruz. E ya masum değilse işte mesela Ya da kendisine sahip çıkmamız gerek diyorsunuz. Ya taciz olayında iddialarında haklıysa bu durum o zaman Tabii. nasıl çıkacaksın sahip? Son olarak şunu da ekleyeyim, ee, adı taciz veya tecavüzle anılan bir oyuncunun kesinlikle e, hani milli takımla adı anılmaması lazım, Aklanana kadar. Hoş, şu anda süreç devam mı ediyor? Ya ben Atakan Karazor yerine bin tane adam sayarım. Tabii. Milli takıma girecek. Evet. Aklıma gelenler Berkan Kutlu, Salih Uçan. Salih Özcan. Ya gibi, kimseyi gibi, de gibi. alma yahu. Ya kimseyi ya alma. E çıktı sakatlıktan <laughs> çıktı şey işte. E alınmadı belki özel alındı sadece evet. kaleci alındı. Senin yorumunda merak ediyorum. Yani şimdi e, burada e, ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Peki kabul ama biz kendi ülkemizde o kadar hassas bir dönemden geçiyoruz ki. ki kendisinin Ceyhun kazancının sözlerinde de var. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakaları hepimizi üstü. <laughs> işte futbol tayfa olarak adlandırılan bütün kulüpler hani öyle oldu. Kadını ve çocuğu dokunma diye hashtaglerle kendi sosyal medya hesaplarından bir isyan bayrağı açtılar diyelim futbol yani spor kulübü olarak. Kaldı ki biz hayatımızda sadece kadına ve çocuğa şiddet yok. Hayatımızda hayvana şiddet var. Yeşile, ormanlık arazilere, ormana yani doğaya her şeye şiddet var bizim ülkemizde. Maalesef. Çok acı bir şekilde kadınlarımız da bu kadar hassasken özellikle ee, bu kadar hassasiyetin içerisinde Türk milli takımının çok daha hassas davranması gerekiyor. Yani siz oyuncuyu e, Türkiye A milli futbol takımının formasını giymeye ikna ettiğiniz için bu kadar da arkasında durmamanız gerekiyor. Katılıyorum bak. Suçsuz da olabilir. Birçok dava gördük. işte Mason Greenwood değil mi? En son davayılık oldu hanımefendiyle evlendi. Mesela. Bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ve veyahut da işte Bazen daha farklı işler önce taciz tecavüz davası olarak açılıyor ama iş farklı bir boyutta olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar da kabul ama biz bunların da olabileceğini varsayarak ve sadece oyuncunun beyan üzerinden gidemeyiz. Mesela diyor ki dava İspanya'da sürüyor ancak kendisi son olarak şampiyonlar ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Bu sizin haklı olduğunuzu göstermiyor çünkü İspanya'da dava devam Tabii. ediyor. İspanya'ya gidebiliyor olması İlcısı seni haklı çıkartmaz evet. hiçbir e, şekilde. Diyor ki işte son zamanlarda Alman milli takımında kendisine büyük bir ilgisi vardı. Peki Alman milli takımında sorduğunuz zaman net bir cevap alabildiniz mi? Atakan'dan niçin vazgeçtiniz diye. Ya Atakan'dan bu dava yüzünden vazgeçtilerse ne yapacağız? Ki Almanya bu konularda çok hassas. Daha doğrusu ha. yapar yani bunu. Yapar. Oyuncunun performansına bakmadan. Tabii, tabii. Böyle ee, iddialar yapar, var nesim. ben istemiyorum. Tabii. Der. Yani şeye hassas değildir Almanlar. Filistin'deki o soykırım hassas değillerdir ama bu tip durumlarda hassaslar. Ha, evet. Peki eyvallah tamam yani <laughs> tabii, tabii. tamam hadi hassas olsunlar tamam. Yani herkesin bir ikiyüzlülüğü vardır ya oranın bir ikiyüzlülüğü de var. Var var. Peki. İşine geldiği, işine, gibi. gel işine geldiği zaman harika hassas olur <laughs> insanlar. Ee, ama burada biz ülkemizde bu kadar şiddeti yaşıyorken e, yani 2024 yılının başından beri bin tane e, kadın sırf erkeklerin abuk subuk e, mevzuları üzerinden hayatlarını e, kaybetmişken bir erkeklik üzerine bir hegemonya kurmaya çalışıyoruz böyle işte dizilerde falan da Gülsemir Selen sonunu e, son çektiği dizilerden birisinde harika e, hicvetmişti. E, sosyete'nin e, eşini oynadığı Jet <gülüyor> Sosyete. <gülüyor> Jet Sosyete miydi o? Jet Sosyete. Çiğengir'de geçen değil de Jet Sosyete'de. Hatta dizi oyuncusu olduğu zaman bir e, vahit karakteriyle yaşamış olduğu bir e, mevzu vardı. E, kadınlar bunu kabul etmek zorunda değiller. Ve bu kadar hassas olduğum bir dönemde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak da kadına ve çocuğa dokunma diye hashtag sen de sosyal medyadan hesap verdiğim durumda, bırak Atakan Karazor da aklandıktan sonra milli takım formasıyla gitsin. Bir şey kaybetmezsin Atakan Karazor'la alakalı. Ama... Sen çok şey kaybedersin. Şimdi diyelim ki sen masum olduğuna inan inanıyorsun ve beraat edeceğine inanıyorsun Ceyhun Kazancı olarak. Ya etmezse ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız peki? Yani ya beraat etmezse veyahut da e, ya suçlu bulunursa ne yapacağız peki? O yüzden özellikle bizim ülkemizde daha hassas olmamız gerekirken e, biz son zamanlarda e, meydana gelen kadını ve şiddet vakaları hepimizi üzdü. umarım bunlar son bulur ama deyip i̇şte ama ile başlayan her cümle zaten sıkıntılıdır Türkiye'de ama diyorsan geçmiş evet. olsun burada da ciddi bir Türkiye Futbol Federasyonu beceriksizliği vardır kişiler özelinde. Evet, yani... Beceriksizliği ve düşüncesizliği. Yani daha ileriye gidemiyorum dava açılır diye. Beceriksizlik ve düşüncesizlik olarak aklıma ilk geleni söyleyeyim. Ya da Ceyhun Kazancı'nın bu açıklaması da zaten yani Atakan Karazor'un kadroya alınması tamam. Çok büyük zaten bence şu an hata ama üstüne bir de bunun üzerine bu kadar detaylı açıklama yapılıp Günün sonunda kendisine sahip çıkmamız gerek demek de işte olmuyor öyle işler. O olmaz. Önce yani, bir aklansın. atlansın bir sahip çıkalım ondan sonra. Ondan hepimiz sahip çıkarız tabii. zaten Bakın sahip. gördünüz mü Atakan burada suçsuzmuş deriz. Evet, evet. Daha farklı bir şey varmış deriz ama yani e, özellikle İspanyol gazeteleri şöyle çok kısa bir araştırıldığı zaman davalık olunan davalı ve davacı arasındaki konuşmalarda tabii ki doğru söylüyorlarsa bak hala şey yapıyoruz ama ithamlar da var yani ve insanın birazcık da böyle kanını donduran ithamlar var. O yüzden çok daha dikkatli olmaları ve Atif A Milli Takımı seçin ama şu anda içinde bulunduğumuz süreçten dolayı maalesef bu formayı giyemeyeceksin deselerdi. Milli takım bu kadar sempatik bir hale gelmişken tekrar bu kadar antipatik bir, daha, bir, daha, bir hale evet. getirmeselerdi daha e, iyi, olmaz. Evet. Yani ben kendi adımı söyleyeyim. Atakan Karazor son yıllardaki milli takımın attığı en güzel golü atsa bile içimden onu konuşmak gelmeyecek aklanana kadar. Evet. Çünkü hala bir soru işareti oluyor. Soru işareti var kafanda? Evet. Evet Yılgız abi ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Bu Çok teşekkür günlük ediyorum. spor saatinin de sonuna geldik. Seyircilerimizden de yorumlarını bekliyoruz. Beğenilerini bekliyoruz. E, alta gelen yorumlardan bizler de okuyoruz. E, aboneliklerini bekliyoruz. Tekrardan bir başka spor saati bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.